Hayatımızı değiştiren olaylar tesadüf mü? Bu soruyu sorduğum çok güzel bir video hazırlamıştım. O videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Penisilinin tesadüfen keşfedildiği çok ilginç bir hikaye vardı. Acaba başka nasıl hikayeler var? Sorusu hep buradaydı. Ve yaptığım ufak bir araştırma sonucu gördüm ki bilim tarihinde tesadüfen yapılan keşifler ve yanlışlıkla bulunan icatlar dünyamızı değiştirmiş. İşte bugün az bilinen, ilginç ve dramatik unsurlar barındıran acayip hikayeler konuşacağız. Şimdi size bir resim göstereceğim. Bu resme dikkatli bakın. Çünkü daha önce görmüş olabilirsiniz. Joseph Wright'ın ünlü tablosu. Felsefe taşını arayan simyacı. Aslında olayımız bu tablo değil. Hikayemizin kahramanı bu tablodaki kişi. Karanlık bir odanın içinde merakı ve tutkusu gözlerinden okunan bir adam var. Önünde titrek bir ışık parlıyor. Bu adam Henning Brand ve bu ışık işte tam olarak onu konuşacağız. Henning Brand altının peşinde olan bir simyacıydı. Ve altın gibi değerli bir elementi simya yoluyla evinde yapabilirsen bu zenginlik ve ün demekti. Ki birçok simyacının da düşlerini süsleyen bir hayali. Ve felsefe taşı da simyacıların maddeyi dönüştürebileceğine inandıkları efsanevi bir taş veya maddeydi. O halde felsefe taşını bulabilirse altına ulaşabilirdi. Peki felsefe taşını arayan bir simyacı olsaydınız ilk nereye bakardınız? İdrar. Şaka yapmıyorum. Henning Brandt'e göre felsefe taşının merkezinde gizemli insan idrarı vardı. Yüzlerce litrelik insan idrarını yaklaşık 2 hafta kaynatıp kum ve kömürle ısıttı. Deneyinin sonunda damlayan beyazımsı sıvı kavanozda soluk yeşil bir ışık saçmaya başladı. Henning Brandt bu ışık saçan maddeye Yunanca'da ışık getiren anlamına gelen fosfor adını verdi. Ve altın yapabilmek için çıkılan bu deneyde modern kimyanın ilk element keşiflerinden birine dönüştü. Ve yıllar içerisinde fosfor, kimya, teknoloji, tarım, tıp ve hatta savaş sanayisinde büyük değişimlere yol açtı. Şimdi herkesin aklındaki o soruyu soruyorum. İdrarda altın var mı? Bilenler yoruma yazsın. Şimdi gelelim sanayi tarihinin kabul edilen en büyük tesadüfi buluşlarından birisine. Herkes kauçuğun ne olduğunu biliyordur. İşte bu madde normalde doğada olan bir şey. Bazı ağaçlardan elde edilen elastik bir madde olan bu lateks normalde sıvı bir madde. Ve kuruyunca esnek ve su geçirmez oluyor. Ve bu madde tarih boyunca kullanıldı. Özellikle 19. yüzyılda kauçuk Amerika'da ve Avrupa'da büyük bir ilgi görüyordu. Ama sıcak havada eriyor ve yapışkan hale geliyor, soğuk havada da sertleşip kırılabiliyor. Şimdi kauçuğu dayanıklı hale getiren birisi yani kuşkusuz devrim yaratabilirdi. İşte doğru şeylerle, doğru zamanda ve doğru yerde olan adamımız Charles Goodyear'dı. Soyadı bir tanıdık geldi mi? Bu adam için tam anlamıyla obsesif bir mucit demek yanlış olmaz. Başarısız iş girişimleri, borçlar, yetersiz kimya eğitimi ve olumsuz diğer şeylere rağmen yılmadan yoluna devam etti. Ve günün sonunda meyvelerini toplamaya başladı. Goodyear kauçuğu kükürt ile karıştırdığı bir deney yapıyordu. Uzun süredir her türlü karışımı denemişti ama hiçbir işe yaramamıştı. Bugün de aslında sıradan bir gündü. Ama sonra küçük bir hata büyük bir keşfe dönüştü. Söylenir ki elindeki kükürtle karışmış kauçuk parçasını yanlışlıkla sobanın üzerine düşürdü. Normalde yanması ve erimesi beklenen kauçuk vulkanizasyon denilen sürece maruz kaldı ve bizim bildiğimiz forma yakın olacak şekilde güçlü ve esnek hale geldi. Bu keşif modern kauçuk endüstrisinin temelini attı. Lastikler, su geçirmez giysiler, sanayi ekipmanları. Hepsi bu buluşla mümkün hale geldi. Ama Goodyear'ın hikayesi burada mutlu bir sonla bitmiyor. Patent savaşları, borçlar, hapis hayatı derken vefat ettiğinde o dönem için yüklü sayılabilecek borç içinde hayatına veda etti. Şimdi size bir resim daha göstereceğim. Bakalım kimler bu kraliçeyi tanıyacak? Bir ipucu veriyorum. Çiçeklerin Dili. İsimli videomda ondan bahsettim. Aslında konumuz kraliçe değil. Fotoğraflara dikkatli bakın. Bir şeyler dikkatinizi çekiyor olması lazım. Elbiseler,
Mor renkte değil mi? Bugün belki sıradan görünebilir ama o dönemlerde mor rengine ulaşmak çok zordu. Öyle ki antik Roma'da mor pelerin giymek yalnızca imparatorlara özel bir ayrıcalıktı. Çünkü mor tarihteki en nadir ve en pahalı renklerden biriydi. Çünkü doğada bulunan mor boyalar çok zahmetli süreçlerle üretiliyor ve çok çabuk soluyordu. Söylenir ki o dönemlerde insanlar binlerce deniz salyangozunu kullanarak minicik bir miktar mor boya elde ediyordu. Öyle ki bir pelerin için siz düşünün kaç tane salyangoz gerekir. Ve şimdi 1856 yılına gidelim. Londra'da karanlık ve tozlu bir odanın köşesinde 18 yaşında gencecik bir adam var. William Henry Perkin. Belki de mor renkle hiç ilgilenmemiş, hatta hayatında onu çok az görmüş biriydi. Ama bu adam tarihte bir ilki gerçekleştirmek üzereydi. William mor rengi üretmeye çalışmıyor. Hatta bir rengi bırakın boya bile üretmiyordu. O sadece sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan kinin maddesini sentetik olarak üretebilmeyi istiyordu. İşte kaderin tatlı cilvesi. Bir gün kömür katranında bir deney yaparken farkında olmadan bir hata yaptı. Beklediği kimyasal reaksiyon gerçekleşmedi. Ama tüpün dibinde garip koyu mor bir çökelti oluştu. Normalde bizlerin başına böyle bir şey gelse hani başarısız olduğumuzu düşünüp o çökeltiyi atabiliriz. Ancak Henry'nin içindeki o merak duygusu bu tuhaf çökeltiyi incelemesine yol açtı. Ve çok geçmeden fark etti ki bu madde kumaşları kalıcı bir şekilde boyayabiliyordu. İlk sentetik boya bulunmuştu. Bu canlı mor renge Moven adını verdi. Ancak hikaye burada bitmiyor. Girişimci kimliği ve şirketleşmesi sayesinde Mucid'in boyadığı bu elbise dönemin en büyük moda ikonlarından birisi tarafından giyilecekti. İşte o kraliçemiz Victoria. Bu keşif sadece bir moda devrimi yaratmadı. Aynı zamanda organik kimya sanayisine büyük katkıları oldu. Sıradaki hikayemiz çok daha acayip. Bu gördüğünüz gazete küpürü 12 Kasım 1900 tarihine ait. Gazetenin 5. sayfasında çok ilginç bir kaza haberi var. Yer Montana, Amerika Birleşik Devletleri. Bir kireç taşı ocağında dinamit patlatılacak. Ocağın hemen yakınında bir tren hattı var. Ve işçiler yaklaşan treni durdurması için bir adam yolluyorlar. Ancak makinist elinde bayrak olan adamı geç fark ediyor. Ve tren patlamanın ortasında kalıyor. Şiddetli patlamayla birlikte uçuşan taşlar trenin camlarını tuzla buz ediyor. Ama asıl tehlike savrulan keskin cam parçaları. Adeta bıçak gibi havada süzülerek yolcuların üzerine yağıyor. Hatta bir yolcunun adeta kolu parçalanıyor. İşte bu gazete küpürü o dönemdeki kazayı anlatıyor. Şimdi o dönemde yaşıyor olsaydınız hemen hemen her gün bu tarz haberleri gazeteden okuyabiliyordunuz. Özellikle en felaketle sonuçlanan haberler otomobil kazalarıydı. Çünkü camlar patladığında tıpkı bıçaklar gibi yüzünüze saplanıyordu. Ve işte tam da bu dönemlerde Paris'te bir kimyager tamamen tesadüfi bir olayla tarihin akışını değiştirecekti. Edward Benedictus 1903 yılında laboratuvarında bambaşka bir işle meşguldü. Kimilerine göre rafın en tepesine uzanırken, kimilerine göre ise merdivenden inerken elinde tuttuğu cam bir kavanozu düşürdü. Ve o an camın yere çarpıp tuzla buz olmasını beklerken paramparça olmadığını gördü. Evet, kavanoz kırılmıştı ama cam parçaları her yana saçılmak yerine bir arada kalmıştı. Dikkatlice incelediğinde bir şey fark etti. Bu cam kavanozun içinde daha önceden kalan bir çözelti ince bir tabaka oluşturmuştu. Bu tabaka selüloz nitrat adı verilen bir tür sıvı plastikti ve kuruyarak camın iç yüzeyine yapışmıştı. Ve 1909 yılında iki cam tabakasının arasına plastik bir tabaka yerleştirerek lamine camı geliştirdi. Ve sonrası bildiğimiz hikaye. Şimdiki hikayemiz çok tatlı çünkü buluş içinde buluş hikayesi. 1886 yılında Alman fizikçi Heinrich Hertz radyo dalgalarının nesnelerden yansıyabildiğini keşfetmişti. Ancak bu keşif yıllarca teorik bir bilgi olarak kaldı. Ta ki 1930'lara kadar. 1935 yılında İngiliz mühendis Sir Robert Watson radyo dalgalarını kullanarak uçakları tespit edebilen bir sistem geliştirdi. Bu sistem radyo dalgalarını gökyüzüne gönderiyor, dalgalar bir uçağa çarpıp
geri döndüğünde ise uçağın varlığını ve uzaklığını tespit edebiliyordu. Bu radar teknolojisinin doğuşuydu. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle İngiltere, Almanya ve ABD tarafından geliştirilen radar sistemleri savaşın seyrini değiştirdi. Ve o dönemlerde Percy Spencer radarlarda kullanılan magnetron vakum tüpleri üzerinde çalışan bir mühendisti. 1945'te bir gün Spencer aktif bir radar cihazının önünden geçerken cebindeki çikolata barının olağan dışı bir şekilde eridiğini fark etti. Aslında ilk defa gözlemlenen bir şey değildi. Ama işte doğru şeyler doğru zamanda ve doğru yerde Spencer'ın başına gelmişti. Bu ilginç tesadüf radyo dalgalarının gıdaların içindeki su moleküllerini titreştirip ısıtarak pişirebileceğini gösteriyordu. 1947'de şirketi ilk ticari mikrodalga fırını Radar Ranch adıyla piyasaya sürdüğünde cihaz bir buzdolabı büyüklüğünde ve 340 kilo ağırlığındaydı. İlk olarak gemilerde ve restoranlarda yer aldı. Sonrası da bizim bildiğimiz hikaye. Şimdi geldik son hikayemize. Yıl 1940. İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetinin artmaya başladığı bu dönemlerde Avrupa'nın göbeğinde savaşın ortasında kalmış İsviçre'de işler biraz farklıydı. Örneğin o dönemlerde yaşıyor olsaydınız sizden yüzlerce kilometre ötede kan gövdeyi götürürken siz İsviçre'de köpeğinizle birlikte doğa yürüyüşleri yapabiliyordunuz. Ki tam olarak George da av köpeğiyle birlikte İsviçre Alplerinde ufak bir yürüyüşe çıkmıştı. Çıkmıştı çıkmasın ama büyük bir sorunu vardı. Her yürüyüşe çıktıktan sonra pantolonuna ve köpeğinin tüylerine yapışan pıtrak otlarından bıkıp usanmıştı. Merakına yenik düşerek bir tanesini mikroskop altında inceledi ve gördüğü manzara onu şaşırttı. Çünkü pıtrağın ucunda yüzlerce minik kanca vardı ve bunlar kumaş lifleri veya hayvan tüylerindeki döngülere takılarak güçlü bir tutunma sağlıyordu. Eğer bu kanca sistemini yapay olarak taklit edebilirse açılıp kapanabilen pratik bir bağlama ürünü yapabilirdi. 1955'te buluşunun patentini aldı ve bu bantlara Velcro adını verdi. Yani bizim bildiğimiz cırp cırp. İşte bu böyle bulundu. Bazen ufak bir hata, biraz merak ve doğru zamanda, doğru yerde, doğru şeylerle olmak. İşte böyle acayip hikayeler oluşturabiliyor. Peki son soru şu. Hayatımızı değiştiren anlar tesadüf mü? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız açıklamaya linkini bırakıyorum. Videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.